Evet, yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısında bir kutu açılış videosuyla birlikteyim. Kutumuzu hemen kapağını açtık. Bakın kutumuzun içinde ne var? Mişik. Mişik çık. Çık dışarı. O kadar seviyorlar ki kutuların içini. Şimdi tabii bu işin esprisi arkadaşlar. Bugün sizlerle British Shorthair kedisinin özelliklerinden bahsedeceğiz. İyi yönlerini, kötü yönlerini birazcık konuşacağız bu videoda. Irk özellikleri olarak size birazcık British Shorthair kedisini tanıtmak istiyorum. Biliyorsunuz Misha var. Ben de British Shorthair kendisi. Buradan gelen tecrübelerime dayanarak ve ırkın kendi karakteristik özelliklerine dayanarak size bu ırkı anlatacağım arkadaşlar. Kutu açılımına Misha ile başladık. Hüsrev ile devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kutunun içini kendisi işgal etti. Hemen Misha'mızı buraya bırakalım ve size British Shorthair'in özelliklerini anlatmaya başlayalım. Kutumuzu da şöyle aşağı indiriyorum. Şimdi arkadaşlar isminden de anlayabileceğiniz gibi British yani İngiliz kökenli bir kedi. Uzun yıllar boyunca birçok yarışmada da ödülleri bulunan, birçok yarışmada dünyanın en güzel kedisi olarak seçilen kedilerden bir tanesi. Tabii ki sonra İran kedisi geldikten sonra bu birincilikleri birazcık geride kalıyor. Ülkemizde zaten oldukça popüler bir ırk. Öncelikle zaten çok fazla bilindiği için birazcık fiziksel özelliklerinden başlamak, daha sonrasında kendi tecrübelerimle size devam ettirmek istiyorum. Fiziksel özelliklerine baktığımızda bu kedilerimiz birazcık yapılı, kaslı kediler arkadaşlar. Dişileri 5 kilo, 7 kilo arasında gelebiliyorlar. Erkekleri 6-10 kilo arasında gelebiliyorlar. Erkeklerle dişiler arasında belirgin bir vücut yapısı farkı var. Erkekler daha iri, daha kilolu ve daha kaslı olabiliyorlar. Hatları gördüğünüz üzere birazcık yumuşak hatlar, kocaman popolar, yuvarlak bacaklar, tombiş bacaklar ve kocaman yuvarlak bir kafa var. Burunları birazcık basık olan ırklardan, tabii ki İran kedisi veya egzotik shorthair kadar olmasa da burunları basık yapıda hayvanlar. Gözleri baykuş gibi kocaman yapıya sahip ve kulakları dik yapıda bulunuyor. Özellikle bu yumuşak hatlarından ve yuvarlak kafalarından dolayı çok seviliyorlar ki insan psikolojisi genelde bu tip hatlara sahip canlıları daha çok seviyor. Daha çok minnoş ve sevimli buluyor arkadaşlar. Onun dışında tüy yapısına bakacak olursak kısa tüylüler ve çok katmanlı bir tüyleri yok. Belirli dönemlerde her kedi gibi tüy dökümleri artıyor ki benim Misha'nın tüy dökülmesini gösterdiğim videolarım da mevcut. O videolardan birinde şu an yukarıdaki kısma eklerim. Özellikle hastalık dönemlerinde ve bu tüy değiştirme dönemlerinde, işte sonbahardır, ilkbahardır bu dönemlerde, yani yazdan kışa, kıştan da yaza geçerken tüylerini döküyorlar. Genelde az tüy döken ırklar arasında bilinse de evinizde bolca tüyle karşılaşabilirsiniz bir British Shorthair sahibiyseniz. Tüylerini haftada en az 2 kere taramanız gerekiyor. Ben daha sık tarıyorum, daha güzel oluyor. Hem tüyleri daha parlak, daha şık duruyor. Hem de evin içinde daha az tüy oluyor. Ayrıyeten kedim Misha da şu an burada görüyorsunuz, topak yukarıya çıktı. Kendisi de taranmayı çok fazla seviyor arkadaşlar. O yüzden ben sık sık taramayı tercih ediyorum. Tüyleri dediğim gibi genelde gri yapıda, gri kediler olarak bilinirler. Birçok yerde blue diye de geçer, lilac diye de geçer ama bildiğiniz gri renk. Fakat birçok farklı renk varyetesi de mevcut. Yani mesela gri beyaz olanları var. Ondan sonra chocolate denilen kahverengileri var, siyahları var. İşte blue point denilen renk türü var, red point denilen renk türü var. Bir de tabii ki en çok bilinen yine goldenları var. Birçok renk varyetesi ve buna takılan isim mevcut. Genel olarak bir karakter yapısından bahsedecek olursam British Shorthair'ler çok sakin kediler, uysal kediler. Evin içinde oynamayı sevseler de çok fazla ortalığı dağıtmayan kediler. Genelde vakitlerinin çoğunu uyuyarak geçirirler. Onun dışındaki saatlerde sizinle ilgilenmek, sizinle oyun oynamak isterler. Hareketsiz yapılarından dolayı eğer beslenme konusuna dikkat edilmezse ve kediniz birazcık obur bir kedi ise obezite sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yüzden bu konularda British Shorthair sahiplenmek istiyorsanız dikkatli olmanız gerekir. Yine huy olarak sahiplerine oldukça bağlı canlar. Sahibi olarak gördüğü kişilere kendini sevdirmeyi severler. Gelirler, kucağınıza çıkabilirler, sevdirirler, yanınızda takılmayı, sizinle beraber vakit geçirmeyi severler. Ama tabii ki bu kedinizin karakterine de bağlı. Benim mesela Hüsrev, tekir olan kedim diğerinden daha cana yakın, daha çok kendini sevdiriyor. Birazcık onda da temas bağımlılığı var. Yani sürekli benimle temas halinde olmak istiyor, benimle beraber sarılıp uyumak istiyor. British Shorthair'ler de sahibinin yatağında uyumayı sever genelde ama sahibinden birazcık daha ayrı, köşede, uzak bir köşede uyumayı tercih ediyorlar. Ben de aynı şekilde yatarken Hüsrev
taburnumun dibine gelip boynumun dibine yatarken Mişay yatağın köşesinde uzak bir köşede yatmayı tercih ediyor. Yine şahsına münhasır yapıları bunlarda da var. Kendi istediği zaman gelip sevdirip kendi istediği zaman oyun oynamayı isterler. Yani onun size uyumasını beklemeyeceksiniz. Siz onun düzenine göre bir uyum sağlayacaksınız. Evde yalnız kalma konusunda diğer kedilerden birazcık daha iyiler. Evde kedileri çok fazla yalnız bırakmamanızı tavsiye etmekle birlikte hepimiz yoğun iş hayatında mecbur kalabiliyoruz. Bu dönemlerde British Shorthair'i bir süreliğine evde yalnız bıraktığımızda çok bir sorun yaşamıyoruz. Aile yaşamına uyumla ilgili baktığımızda aile yaşamına gayet uyumlu, çocuklarla iyi geçinen, çok fazla cırmalama, saldırma gibi huyları olmayan, tabii ki bu dediğim gibi yine karakterine bağlı kedinin ve sizin yetiştirme tarzınıza bağlı, bu tür huyları olmayan kedilerden bir tanesi. Bazen birazcık korkak yapıları olabiliyor. Yani her kedi de tabii bu böyle değildir ama benim Misha'da tecrübe ettiğim birazcık ürkek, yeni bir ortama gittiğindeki kediler ortam değiştirmeyi sevmezler. Yeni bir ortama gittiğinde veya eve yabancı biri geldiğinde birazcık stres içinde olabiliyorlar tüm kediler gibi ama ben bunu Misha'da birazcık daha fazla yaşıyorum Müsrebe göre. Yabancı bir yerde olduğunda saatlerce bir deliğe girip saklanmaya bayılıyor. Çıkmıyor oradan. En son kendisini artık ne zaman güvende hissederse o zaman çıkıyor. Oyunculuklarından birazcık bahsettik ama yine bahsetmek istiyorum. Oyun oynamayı seviyorlar. Sahipleriyle birlikte veya evinizde başka bir kedi varsa onunla birlikte oyun oynamayı seviyorlar. Koşturuyorlar, zıplıyorlar. Özellikle avcılıkla ilgili olan oyunlarda yani bir şeyleri kovalamayı çok fazla seviyorlar. Şu anda da zaten gördüğünüz gibi Hüsrev'le birlikte kutunun içinde oyun oynuyorlar. Misha kutunun içine girmiş. Hüsrev de onu köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Böyle oyuncu bir yapıları var. Şeyden bahsetmedim, fiziksel olarak gözlerinden bahsetmedim. Gözleri çok farklı renklerde olabiliyor. Mesela benim Misha'nın gözlerinin rengi kehribar renginde, yani turuncu bir yapıya sahip. Ama bu farklı renklerde olabiliyor. Siz yavruyken kediyi sahiplendiğinizde gözü farklı renkte oluyor. Yani 2 aylıkken, 2,5 aylıkken sahipleniyorsunuz. Göz rengi 4. 5. aydan itibaren oturmaya başlıyor. Yani o göz rengi değişiyor. Sizin mavi gözlü diye sahiplendiğiniz bir kedi 1 yaşına geldiğinde çok farklı bir göz rengine sahip olabilir. Yine davranıştan birazcık gidecek olursak ben Misha'da çok fazla bir agresyon belirtisi görmüyorum. Yani böyle tırnağını keserken de çok rahat kesiyorum. Bir yere götürdüğümde de çok rahat götürüyorum. Yani herhangi bir agresyon belirtisi göstermiyor. Tabii ki bunun benim yetiştirme tarzımla da çok büyük alakası var. Küçük yaşta verdiğiniz o disiplin büyüyünce etkisini gösteriyor arkadaşlar. Gürültü olarak çok az gürültücü hayvanlar. Yani genelde miyavlamazlar. Anca böyle bir şeye ihtiyacı olduğunda, bir şey anlatmak istediğinde, bir sıkıntısı olduğunda miyavlamaya başlıyorlar. Onun dışında genelde ev içinde çok fazla miyavladıklarını duyamazsınız. Bende tekir de var mesela, o genelde miyavlar. Bir şey olduğunda mesela mama vereceğimde hemen başlar bağırmaya. O mamayı istediğini belli eder. Bu kendisi gelir sakince bekler mamanın verilmesini. Ya yani öbürü birazcık daha arsız, yırtık bir kedi. Bu birazcık daha prenses bir kedi. Sağlık konusuna birazcık değinecek olursam hem ırk olmalarından kaynaklanan hem hareketsiz olmalarından kaynaklanan bazı sağlık sorunları mevcut. Genetik hastalıklarına her ırk kedi gibi yatkınlar. Tekir kedilere göre, özellikle sokak kedilerine göre çok sık hastalanıyorlar. Yani herhangi bir şey olduğunda ilk hastalanacak kedi ırk kedidir. Düşünün, videosu var benim kanalda. Herpes virüs bulaştı kedime. Herpes virüs kediler arasında çok kolay bulaşabilen ve birazcık sakıncalı virüslerden bir tanesi. Hüsrev ile Misha aynı evde olmasına rağmen Hüsrev'de hiçbir şey yok, canavar gibi. Ama Misha perişan oldu. Veteriner hekime götürdük. Zaten videosunu biliyorsunuz. Ve bizi birazcık uğraştırdı. Yine böyle dediğim gibi hastalıklarda en hızlı kapan kedi tabii ki ırk kedi. Gözlerinden kaynaklı, gözlerinin büyük olmasından kaynaklı, bazen de basık burunlu, birazcık basık burunlu olmalarından kaynaklı göz problemleriyle karşılaşabilirsiniz. Göz akıntısı veya gözlerle ilgili başka problemler olması olasılık dahilinde. Şöyle kısacık bir özet geçecek olursam, evde beslemeye uygun, aileyle bakılmaya uygun, sessiz, sakin, uysal, yuvarlak hatlara sahip, tatlı görünümlü bir kedi. Yine özet olarak geçecek olursam, belirli hastalıklara yatkınlıkları var. Sahiplenirken mutlaka bunlara dikkat edin. Veteriner hekim masrafı birazcık yüksek olacaktır. Yine ayrıyeten evde besleyeceğiniz bir kedi ve beslenmesine dikkat etmeniz gerekiyor. Ucuz mamalarla beslememeniz gerekiyor. Kaliteli, güzel mamalarla beslemeniz gerekiyor ki ileride daha büyük sağlık sıkıntılarıyla karşı karşıya kalmayın. Arada oyun oynatmayı ihmal etmeyin. Obeziteye yatkınlıkları var. Sürekli uyudukları için, sürekli dinlendikleri için. Ya bir tekir kadar ortalıkta koşturmuyorlar. Bakılmasını tavsiye eder misiniz? Tavsiye ederim. Çok tatlı, güzel hayvanlar. Gerçekten insanı mutlu ediyorlar. Hangisini tercih ederdin derseniz, tekir mi, British mi? Tekiri tercih ederim. Orası ayrı mesele. Hem daha sağlıklı, daha dirençli, hem daha böyle oyuncu. Neşe katıyor evin içine. Böyle sizinle birlikte o tavırları falan çok komik oluyor. Çok güzel neşe katıyor. Hem de dışarıdan aldığınız için, yani
dışarıdan sahiplendiğiniz için size karşı ayrı bir minnet duygusu oluyor. Sonuna da şunu eklemek istiyorum, minnet duygusu demişken birazcık nazlı hayvanlar bir tişört eğirler. En azından benim Mişam birazcık nazlı bir kedi. Videolardan da biliyorsunuzdur, yani yemeği seçer, yer yemez, çok az yer. Malt veririm böyle ağzının kenarıyla, belki zorla yediririm ama Tekir öyle değil. Sokaktan geldiği için birazcık canavar. Her verdiğimi yiyor. Zaten gördüğünüz üzere şu an ortalıkta koşuşturan Tekir. Ben bunu tercih ederdim. Eğer başa dönecek olsak, tekrardan bir kedi sahiplenecek olsaydım ben bir Tekir'i tercih ederdim. Ama tabii bu herkesin kendi tercihi. Ben genel hatlarıyla sizlere British Shorthair'in özelliklerini anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz hemen bir saniyenizi ayırıp like atmayı, daha fazla kedilerle ilgili bilgi almak için kanala abone olmayı unutmayın. Yine aynı zamanda Tekir'in ve diğer tüm kedi ırklarının da ırk videoları, ırk özellikleri videoları bu kanala gelecek. Bu videoluk bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.